Merhaba sevgili arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar 9. sınıflar için bakın ikinci dönem ikinci yazılıyı yapacağız. Şimdi fizik sınavı biliyorsunuz önemli bir ders. Biraz hafif de zor bir ders biliyorsunuz. Ama ben bu derste merak etmeyin yazıda çıkabilecek her şeyi arkadaşlar baştan sona seninle beraber tekrarlıyor olacağız. Hemen istersen derse başlamadan önce Tonguç Akademi'de yazılı planımız, yazılı kampımızda neler var? Gün gün bunları görüyorsun arkadaşlar ve şu anda 19 Mayıs'ta bakın fizik dersini yapıyoruz. Ve eğer yazılı notları kitabımızda varsa bakın burada da arkadaşlar bütün derslerle ilgili biz yazılıları, yazılı çıkabilecek soruları özet olarak bakın hazırladık. Burada da sana bu da muhtemelen faydalı olacağını düşünüyorum diyoruz ve hazırsan yazılı çalışmamız arkadaşlar başlıyor. Karşımıza çıkabilecek bakın her şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar ve ben çok önemli gördüğüm yerde bakın hoca sorar ve %100 yazılı çıkar buradaki manşetlerimde arkadaşlar göstereceğim. Ve bakalım neler sorabilir arkadaşlar. İlk önce şöyle bir tanımım var, biraz sayfa büyük ama burayı özetleyeceğim bakın. Gençler boşluk doldurma olarak falan böyle bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi bakın iç enerji diye bir şey var. Günlük hayatta pek fazla kullanmıyoruz. Şimdi bakın her şey arkadaşlar moleküllerden oluşuyor. Doğru mu? Bakın şurada bir çay var mesela sıcakta bir çay. Şimdi bakın bunun için arkadaşlar bu neden oluşuyor? Moleküllerden oluşuyor. İşte bunların bakın buradaki moleküllerin arkadaşlar şu kelimeyi görmenizi istiyorum. Bu moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı, bakın şu toplamı kelimesini görürsek bu ne demekmiş? İç enerjisi demekmiş. Ama burada kinetik enerjiler arkadaşlar bunların bakın ortalama kinetik enerji yani ortalama lafını duyduğumuz zaman arkadaşlar burada da bu ne demekmiş? Sıcaklık demekmiş. Şurayı bir daha tekrarlamak istiyorum. Bakın şu madde işte bu çay, bu kalem, bu kitap neyse artık bunların arkadaşlar bakın bunların toplam enerjisi derse, toplamı derse bunun adı iç enerji oluyor. Ama buradaki moleküllerin ortalama lafını duyarsan unutma. O zaman da bu da ne oluyor gençler? Sıcaklık oluyormuş. Bu karşımda çıkar diye düşünüyorum. Şimdi sıcaklığı biz neyle gösteriyoruz? Genel santigrat dereceli gösteriyoruz ama Kelvin'le de gösteririz arkadaşlar. Bunun hani uluslararası birim sisteminde Kelvin'dir. Ve T harfiyle göstereceğiz. Biraz sonra bunu sorularda da göreceğiz. Mesela T eşittir bir şey. İşte diyelim ki 20 santigrat derece, 30 santigrat derece şeklinde kullanacağız. Peki ısıyı sorarsa ısı bakın bunlardan çok farklı bir şey. Sıcaklıktır farklı olacak bir kere. Hani şöyle düşünün. Bak şurada bir tane bir cisim var. Diyelim ki K cismi. Şuna da dokundurduk. Bir de L cisim var. Bunların sıcaklıklarına bir değer vereyim. Mesela diyelim ki bakın burası 60 derece olsun. Bu da 20 derece olsun. Şimdi bu sıcaklıkları farklıysa dokundurduğumuz zaman sence burada ısı geçişi olur mu? Olur. Peki nereden nereye doğru olur? Bakın sıcaktan soğuğa olur. Peki ne zamana doğru olur arkadaşlar? Dengeleneye kadar. İşte bakın buradan geçen şeyi biz ne diyoruz biliyor musunuz? İşte buraya arkadaşlar ısı diyoruz. Peki ne olacakmış? Sıcaklıklar farklı olan. Sıcaklıklar farklı olmasa olmaz mı hocam? Olmaz arkadaşlar. Sıcaklıkta farklı olmasa buradan buraya ısı geçmez. Sıcaklıkları farklı olan iki cisim birbirine dokundurulduğunda sıcaklığı küçük olanın sıcaklığı artarken değil mi? Bakın bu tarafa doğru giderken sıcaklığı küçük olan sıcaklığı artacak. Büyük olan sıcaklığı da azalacak arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Buradan buraya geçen enerjiye bakın ısı diyoruz. Bu alışverişe aktarılan enerji arkadaşlar ısı enerjisi diyoruz. Bunlar dediğim gibi bu boşluk doldurmak için çok önemli şeyler. Ve birimi neymiş? Kaloriymiş ve arkadaşlar Q harfiyle gösterecekmişiz. Karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Peki sevgili gençler biz sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Termometre. Bu belki evinizde de vardır. Artık pek fazla kullanılmıyor. Çünkü artık her şey cep telefonunda var. Açıyoruz. Hava sıcaklığı nedir? Onu öğreniyoruz. Ama böyle bir şey var değil mi? Termometre. Ama arkadaşlar farklı termometreler var. Mesela ne var arkadaşlar? Katı termometreler var. Bakın katı metal termometreler var. Sıvılı termometreler var burada olduğu gibi. Gazlı termometreler var. Ve arkadaşlar pirometreler var. Yani pirometreler belki evde vardır artık. Olay biraz daha dijitale dönmeye başladı biliyorsunuz. Şöyle sıvılı termometreler çok fazla yok. Peki ne fark var bunlar arasında? Mesela arkadaşlar katıl termometreler şöyle bakın aklınızda tutun. Katı termometre veya diğer metal termometre diyoruz biz buna. Metal termometre arkadaşlar çok yüksek sıcaklıkları ölçer. Mesela diyelim ki evde fırın var mı? Var. Annene sor bir ara. Anne mesela börek falan yaparken kaç derecede yapıyorsun? Ne diyecek biliyor musun? 200 derecede, 300 derecede ölçüyorum diyecek. Yani yapıyorum diyecek. Peki o fırın onun 300 dereceyi nasıl ölçüyor? İşte arkadaşlar çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için onun içerisinde arkadaşlar metal termometreler var. Sıvılı termometre bakın biraz daha orta hali sıcaklıkları ölçer. Gaz termometresi de biraz daha arkadaşlar çok düşük sıcaklıkları ölçer. Mesela -50, -100 gibi sıcaklıkları ölçer. Bunu da ölçebilir miyiz -50'yi? Bu bakın donar zaten değil mi -50'de? Bunu ölçemeyiz. Bir de arkadaşlar pirometre var. Bu pirometre dediğimizde bunu biliyorsun belki evde de vardır. Hani şöyle tabanca gibi şurada tuşuna basıyoruz.
Buradan ne yapıyor? Sıcaklığı ölçüyor. Biraz da farklı bir prensibe göre çalışıyor. Demek ki bakın dört farklı termometre çeşidimiz varmış. Şimdi sıvı termometreleri arkadaşlar biz kendi içerisine ayırıyoruz. Biz günlük hayatta bakın sürekli olarak Celsius kullanıyoruz. Mesela yarın hava sıcaklığı işte 20 santigrat derece olacak. İşte 10 santigrat derece olacak gibi. Biz genelde santigrat derece kullanıyoruz ama bir de Fahrenheit, Kelvin termometresi ve bir de arkadaşlar bunların dışında bir X termometresi de bize sorulabilir. Diyeceksin peki bunlar ne hocam? Arkadaşlar gene Celsius diyelim ki 20 Celsius ya. Hani 20 Celsius ama kaç Fahrenheit'e karşılık bir çeviri yapacağız? Veya kaç Kelvin'e karşılık? Ve burada da işte arkadaşlar çeviri yapmak için bir formülümüz var. Burası biraz sıkıcı olabilir ama öğrenmen sorabilir. Lütfen bunu da bir not ediyoruz. Bakın arkadaşlar denklemimiz şu. C bölü 100. Bakın C bölü 100 eşittir diyoruz. Ondan sonra Fahrenheit'i F ile gösteriyoruz. Bakın F eksi 32 bölü 180. Yani kolay bir denklem aklına kalır. Kelvin'i sorarsa arkadaşlar Kelvin eksi 273 bölü 100 diyoruz. Ve X termometresini sorarsa X termometresi eksi donma noktası bölü kaynama noktası eksi donma noktası diyoruz. Diyeceksin hocam bu ne böyle? Arkadaşlar bu karşımıza bakın çıkabilir. Hatta termometreyi sorduysa termometre öğretmen işlediyse ki büyük ihtimalle işledi. Bunu sorabilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Biraz sonra ben bunu örnekle açıklayacağım. Hiç merak etme. Peki şimdi gelelim gençler. Hani ısı konusundayız ya. Ya hepimiz evde bakın bu ocağımız var. Ne bileyim çay demliyoruz, yemek yapıyoruz. Bunu peki biz alttan ocağı açınca sevgili gençler buradaki sıvının sıcaklığı artıyor mu? Artıyor. Yani şöyle düşünelim. Bakın şöyle düşünün. Bir grafik üzerine ben bunu göstersem. Yani bu ne grafiği? Sıcaklık grafiği. Sıcaklık arkadaşlar ısı grafiği. Şimdi ben bir şeyin sıcaklığını artırdığım zaman mesela kaç derecede bu? Diyelim ki 20 derecede. 20 derece ısı verdiğim zaman bakın bu ne oluyor? Sıcaklığı artmıyor mu? Değil mi? Artıyor. Mesela kaça geldi? Atıyorum 60 derece geldi. İşte bu ne kadar ısı aldı arkadaşlar? Yani ocak buna ne kadar ısı verdi? Yani sonuçta burada ocağın verdiği bir ısı var. Biz onu çok fazla görmüyoruz ama burada şöyle bir formül var. Öğretmen de anlattığında dikkatini çekmiştir. Şöyle der Q eşittir. Hatta kimyada falan da kullanıyoruz bunu. Q eşittir mc delta t. Bunu hiç gördün mü? Ne dersin? Bana yorumları yazar mısın? Merak ediyorum. Yani bu karşıma çıktı mı? Kimyada falan bunu gördün mü? Gençler bu peki ne demek? Q ne demek sevgili gençler burada? Q arkadaşlar ısı demek. Yani bakın burada ocak arkadaşlar suya ne yapar? Bir ısı verir. Mesela ne kadar verir? Bunu işte Q harfle gösteriyoruz. Q eşittir mesela diyelim ki 600 kalori diyelim. Bakın 600 kalori ısı verir. Kaloriye gösteriyoruz. Bu m ne demek? M arkadaşlar burada bunun kütlesi m eşittir mesela ne kadar olsun? İşte 20 gram olsun mesela. 20 gramlık su. Yani bu bunun neye olmuş oluyor arkadaşlar? Kütlesi olmuş oluyor. Şu c önemli bakın. C'yi çok soruyorlar. C arkadaşlar maddenin cinsi. Yani buna biz ne diyoruz biliyor musunuz? Öz ısı diyoruz. Şimdi öz ısı maddenin c'si mesela suyun c'si 1'dir. Buna ezberlememize gerek yok. İşte başka maddenin c'si 2'dir, 3'tür gibi. Peki buradaki delta t ne demek? İşte bu da arkadaşlar sıcaklık artışı veya sıcaklık farkı diyebiliriz. Peki şuradan bir bulalım mı? Peki ben buradaki bakın bu bir örnek olsun. Mesela burada 20 gramlık suyum var. C'si 1. 600 kalori verirsem sıcaklığı acaba ne kadar artar? Hemen şuradan formülden bir yapalım. Ne yapacaksın? Sen hemen yazacaksın. Q eşittir. MC delta T'ye bak tamam mı? Hatta buna kel macit deriz aklımıza tutmak için. Bak beraber söyleyelim. Birkaç kere söyle. Q eşittir MC delta T. Q eşittir MC delta T. Bak bu 5-10 kere söyleyince artık unutmuyorsun. Öyle bir durum var. Peki Q yerine gelelim arkadaşlar. Q yerine 600'ü koyduk. M ne kadar? 20. C'yi bakın 1 verdik. Delta T. Bu delta üçgeni delta diye okuyoruz. Delta T buradan kaç çıktı arkadaşlar? Söyle. Ne dersin? 30 değil mi? 30 derece. Yani bu ne demek biliyor musun? Suyun sıcaklığı 30 derece artmış demek. Yani 10'sa 40 oldu. İşte 50 ise 80 oldu. Burada anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Bakın çok zor değil. Q eşittir MC delta T. Q eşittir MC delta T. Q eşittir MC delta T. Bunu dediğim gibi 10 kere söyleyeceksin. 10 kere söyleyince aklımıza kalır. Çok da zor bir olay değil. Peki yine boşluk doldurmada veya yorum olarak arkadaşlar bunları sorar. Biz bunu biliyoruz zaten. Bakın maddenin arkadaşlar katı hali var. Mesela diyelim ki buzluğa buz attık. Yazın mesela şimdi yavaş yavaş yaz geliyor. Bardağımıza mesela kolamızın içine, gazozumuz içine arkadaşlar ne yapıyoruz? Buz atıyoruz. Buzu biliyoruz. Peki buzu bakın biz ısı verdiğimiz zaman, erittiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Suya dönünce buna ne diyoruz? Erime. Biraz daha ısı verince ne oluyor? Buharlaşma. Bakın daha da ısı verince ne oluyormuş arkadaşlar? Bunu günlük hayatta pek fazla görmüyoruz ama plazma diyoruz. Bakın gazı ısıttığımız zaman plazma. Tam tersini de bakın bilmemiz lazım. Gazdan sıvıya geçince bakın yoğunlaşma
veya yoğuşma sıvıdan donduğu zaman arkadaşlar donma diyoruz ve bazen de şöyle oluyor. Direkt katıdan gaza geçebiliyor bakın. Buna biz kırılaşma veya gazdan katıya geçmeye süblimleşme diyoruz gençler. Bakın buranın da sorulacağını düşünüyorum. Buraya aman dikkat. Bir de burayı bir daha söyleyelim. Mesela arkadaşlar naftalin diye bir şey var. Toz şeklinde bir şey bu. Naftalin diye bir şey var arkadaşlar. Bunu mesela buraya koyuyorsunuz ya. Bu birden bir süre sonra yok oluyor. Bakın katıdan sıvıya geçmeden direkt gaza geçiyor. Görüyor musunuz? Yani biz buna katıdan arkadaşlar bu şekilde. Bakın buna biz ne diyoruz? Şu okların yönü ters mi yapmışım diye bakıyorum da. Şu okun yönü arkadaşlar ters olmuş. Gazdan katıya geçmeye kırılaşma, şuraya süblimleşme diyeceğiz. Yani bazı maddeler arkadaşlar katıdan direkt gaza geçiyorlar. Biz bunu süblimleşme diyoruz. Buradan gene soru çıkar diye düşünüyorum. Peki az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar ne dedi? Bakın sıcak bir cisimle soğuk bir cisim bakın birbirine temas ettirdiğimiz zaman ne oluyor? Sıcak cisimden soğuk cisme ısı akışı oluyor. Peki ne zamana kadar oluyor? Mesela diyelim ki şu sıcak cisme bir değer verelim. Kaç derece olsun? İşte 50 santigrat derece olsun. Buna da bir isim verelim. Buna da 10 santigrat derece olsun. Şimdi bunlar bakın 50 dereceden 10 dereceye şöyle ufak bir grafik üzerinde ben bunu gösterirsem. Bakın burası arkadaşlar 50 derecede ise burası 10 derecede ise yani 50 derece ve 10 derece olan iki cismi temas ettirirsem sıcaklıkları bir yerde dengelenmez mi? Hani buradan buraya ısı akışı geliyor. Peki nerede dengelenir? Bakın şöyle değil mi? Ortada bir yerde dengelenir. Peki kaçta dengelenir bana söyler misin? Mesela 50, 10 bunun ortalaması kaç? Topla 60 bölü 2 30. Ama her zaman 30 olmayabilir sevgili gençler. Bunun kütlesine göre, maddenin cinsine göre değişebilir. Yani sonuçta arada bir yerde buluşacak. Tamam bunu bir söyleyelim. Peki arkadaşlar ısı alışverişi nasıl oluyor? Sıcaklıkları farklı olacak bir kere. Sıcaklıkları farklı olmasa bakın ısı akışı olmaz. Bunların hepsini yorum olarak, boşluk doldurmak sorabilir. Birbirine temas ettiklerine arkadaşlar sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru. Bakın şu tarafı doğru değil mi? Şu anda ısı akışı gerçekleşir. Tamam. Bu durumda sıcak olan cisim soğurken, öyle değil mi? Bakın bunun sıcaklığı aşağı doğru inerken bunun sıcaklığı artar. Bu da doğru. Isı akışı arkadaşlar sıcaklığı yüksek olan cisimden soğuk olan cisme doğru olur dedik. Isı akışı arkadaşlar ısı dengeye ulaşıncaya kadar devam eder. Yani ne demek? Hani bu bakın 50 derece olanın sıcaklığı azalır. 10 derece olan sıcaklığı artar. Bunlar bir yerde artık dengelenince artık durur. Artık ısı akışına gerek yoktur. Bakın ısı alışverişi de bulunan iki maddenin sıcaklıkların sıcaklıktan eşitlendiği duruma ısıl denge denir. Yani bunlar bir süre sonra ne yapacaklar? Sıcaklık eşitlenecek ve ısıl denge olacak. Bu durumda arkadaşlar buna da denge sıcaklığı denir. Dediğim gibi burada kaç derece? Mesela 30 derece olabilir ama 40 derece de olabilir. Yani arada bir değerdedir. Bazen 30 derece de olur. Peki ortam ısıya yalıtılmış ise arkadaşlar alınan ısı arkadaşlar verilen ısıya eşittir diyeceğiz. Yani bu da çok önemli. Bunu da bize sorabilir. Bakın bu halde demişiz. Alınan ısı verilen ısı eşittir. Yani hani M'i de biz şöyle diyoruz ya. MC delta T'si diğerinin MC delta T'sine sevgili gençler eşittir diyeceğiz. Bununla ilgili ben biraz sonra birkaç örnek daha yapacağım. Biraz daha aklımızda şekillensin diye. Ve arkadaşlar bu da hoca yazılda bakın %100 sorar diyorum. Bu karşımıza çıkar. İletim, konveksiyon ve ışıma olayı. Peki bu ne demektir arkadaşlar? Biraz bize yabancı olan olaylar bunlar. Günlük hayatta çok fazla kullanmadığımız olaylar. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum ben sana. Şimdi bakın şöyle odadasın. Odadasın arkadaşlar. Güzel evimiz. Şurada diyelim ki kalorifer var. Şöyle bir yazalım. Bakın şurada arkadaşlar bir kalorifer var. Sen de buradasın. Tamam sen de buradasın diyelim. Şimdi kalorifer hani kışın kalorifer sayesinde odamız ısınıyor mu? Isınıyor. Peki nasıl oluyor? Kaloriferdeki ısı arkadaşlar. Bakın kaloriferdeki ısı. Buradan sana geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın olayı kategorize etmişler. Isı bir yerden bir yere iletilirken arada neyi kullanıyorsa ona göre arkadaşlar bir isim alıyor. Yani iletim, konveksiyon ve ışıma diye bir isim alıyor. Yani şöyle söyleyelim bakın kalorifer bu örnek tabii ki. Kaloriferdeki ısı sana gelirken arada ne var? Arkadaşlar arada ne var? Bir gaz var değil mi? Hava var. Gaz yani bu. İşte gazsa bir isim alıyor. Eğer arada bir metal varsa arkadaşlar başka bir isim alıyor. Eğer arada hiçbir maddeye ihtiyaç duymuyorsa o zaman başka bir isim alıyor. Tamam bu şekilde bakın olayı özetleyelim. Peki ne demek şimdi biraz daha detaya girelim arkadaşlar. Şimdi bakın eğer arkadaşlar dedim ya olay neymiş? Isı buradan buraya geliyor. Evet ama buradan buraya gelirken arada ne var? Hani neyi kullanarak geliyor?
Bakın dikkat edin. Katıyı kullanarak geliyorsa arkadaşlar, biz buna ne diyormuşuz? İletim diyormuşuz. Mesela örnek verelim. Mesela bakır, alüminyum gibi katılarda oluşur. Örnek olarak da şöyle söyleyebilir miyiz? Mesela bakın şurada bir çay olsa. Çaya çay kaşığını arkadaşlar daldırdım. Çay kaşığını daldırdın, böyle karıştırıyorsun, karıştır karıştır. Bir süre sonra elinde bir sıcaklık hissedersin. Yani burada çay kaşığındaki, bu çaydaki ısı çay kaşığını kullanarak böyle gelir gelir gelir. Bir süre sonra elin böyle yanmaya başlar. İşte bakın buradaki ısı, dikkat edin, senin eline nasıl geldi? Çay kaşığı. Peki bu çay kaşığı ne? Katı. İşte bakın katıyı kullanıyorsa bunun adı ne olacak arkadaşlar? İletim olacak. Anlatabildim mi? Peki bir yerden bir yere bakın. Gazı kullanıyorsa veya sıvıyı kullanıyorsa arkadaşlar, ısının gaz veya sıvıdaki hareketleri, yani gaz veya sıvıyı kullanıyoruz. Az önceki kaloriferin örnek veriyoruz. Mesela sütün ısınması veya suyun ısınması çay demlerken. Bakın sen alttan ısıyı veriyorsun. Bakın şu çay demlerken bunun bir çaydanlık olduğunu düşün. Isıyı bakın alttan veriyoruz. Peki bu ısı yukarı nasıl çıkıyor? İşte orada bakın sıvı moleküllerini kullanıyorsa arkadaşlar. Biz sütü ısıtıyorsak, çayı ısıtıyorsak, kahveyi ısıtıyorsak veya kaloriferin odayı ısıtması dedik ya, kalorifer burada, bu burada, arada ne var? Gaz var. Ya yani gaz veya sıvıyı kullanıyorsa buna da biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Konveksiyon diyormuşuz. Peki bir de ışıma diye bir şey var. Bunun arkadaşlar boşlukta veya saydam ortamda bakın gerçekleşiyor. Yani bunun ortama ihtiyacı yok. Ortama ihtiyaç duymadan bir yerden bir yere ısı iletiliyorsa biz buna ne diyoruz? Işıma diyoruz. Yani örnek verirsek arkadaşlar, bakın güneş burada, dünya burada. Güneşle dünya arasında ne var? Katım var. Yok. Peki sıvıya gaz mı var? Öyle bir şey de yok. Peki nasıl geliyor güneşteki ısı arkadaşlar dünyaya? İşte bakın ortama ihtiyaç duymadan geliyorsa buna bakın biz ne diyoruz? Işıma diyoruz. Yani güneş gibi, lamba gibi arkadaşlar ocaktan yayılan, anlatabiliyor muyum? Ortama ihtiyaç duymazsa bunlara da arkadaşlar ışıma diyormuşuz. Buradan soru bekliyorum açıkçası. Yine örnek yapacağız. Bir de şöyle bir şey var. Biraz sıkıcı bir olay ama müfredatta var arkadaşlar. Isının iletim hızı. Yani ısının iletim hızı aynı mıdır? Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın şöyle bir tane ben bir çatal olsa şu. Mesela çatal, kaşık bir şey alsam. Şuraya da ocak olsa. Ocağı şöyle tutsam arkadaşlar. Ocağı şuna alev geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir süre sonra elim yanar mı? Yanar. E peki burada bakın ısı buradan buraya ama hemen gelmiyor değil mi? Bir süre alıyor. İşte bu ne kadar hızlı geliyor? İşte bu maddenin cinsine bağlı. Şimdi bu delta Q bölü delta T diyoruz gençler. Burası hız demek yani. Hız demek. Hani buradaki ısı buradan buraya bakın. Ne kadar hızlı gidiyor acaba? Şimdi bu K diye bir sabitimiz var. Bunu yorum olarak soracaktır. Bakın alan veya sıcaklık farkıyla doğru orantılı. Yani şuradaki bakın şuranın alanı görüyor musunuz? Alanı büyükse ve şu aradaki sıcaklık farkı büyükse hızlı iletiliyor. Şu delta X dediğimiz yani şurası da arkadaşlar küçükse artıyor. Ters orantılı. Küçükse fazla, büyükse az gibi. Buradan da belki bir yorum sorusu sorabilir. Peki gençler, şimdi az önceki söylediklerimle ilgili örnekler çözeceğim. Merak etmeyin, o havada kalmasın. Bir önce özetleyelim. Ondan sonra yazıda ne sorabilir? Nokta atışı yapacağız seninle beraber. Peki bir de arkadaşlar, genleşme diye bir şey var. Sevgili gençler, biz farkında değiliz ama etraftaki metaller arkadaşlar, katılar, sıvılar genleşiyorlar. Yani tabii ki bir metal olması lazım bir genleşsin. Mesela diyelim ki şuradaki benim şu pankartımın şu tahta genleşir mi? Bunlar genleşmesi ihmal edilecek kadar azdır. Mesela bir demir arkadaşlar genleşiyor. Etraftaki demirler, metaller genleşiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela evde kalorifer peteği var. Kalorifer peteği arkadaşlar soğukken hani küçük ya, aslında yanmaya başlayıp ısındığı zaman aslında bir miktar büyüyor. Yo, bazen öğrenciler diyor ki yo hocam bizim evdeki kalorifer peteği büyümüyor hiç. Ya büyümüyor. Sen onu büyüdüğünü göremezsin ama çok küçük bir şekilde arkadaşlar büyüyor. Aslında genleşiyor. Yani sonuç olarak sevgili gençler, bakın biz bir metale şöyle boy, şu boydaki bir metali ısıttığımız zaman hop ne yapıyor? Bakın bunun boyu aslına bakarsınız arkadaşlar. Uzuyor ve biz buna ne diyoruz? Genleşme diyoruz. E peki bu neye bağlı? Neye bağlı arkadaşlar? Aslında şöyle bir formül var ama onu yazacağım daha iyi aklına kalsın diye. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki artışa, boydaki artış diyelim. Artış. Yani boy artışı arkadaşlar neye bağlı biliyor musun? L'ye bağlı. Yani bunun bir ilk boyuna bağlı. Bir A diyeyim istersen. A dedim bu maddenin cinsine bağlı. Bir de delta T diyor söyler. Bunun sıcaklığına bağlı. Bakın bu formülü bilmene gerek yok. Ben şu anda şey olarak yazıyorum. Yani neyi bilmen gerekir ona göre yazıyorum. Demek ki bakın neye bağlı arkadaşlar? 3 şeye bağlı. Bir maddenin uzama miktarı 3 şeye bağlı. İlk boyuna bağlı. Yani boyu 1 metre ise işte 1 santim uzuyorsa 2 metre ise 2 santim uzar. A dediğim arkadaşlar maddenin cinsine bağlı. Yani bu demir mi, bakır mı, gümüş mü, altın mı, yani ona göre maddenin cinsine göre değişir.
ve sıcaklığa bağlı. Yani sen bunu sıcaklığını 10 derece artırırsan işte 1 santim uzuyorsa, o zaman 20 derece artırırsan 2 santim uzar gibi. Bakın bununla da orantılıdır diyeceğiz. Yine bunu en güzel ben sana örneklerde anlatırım. Biraz sonra örneklere geçeceğim. Peki arkadaşlar, bir de 6. ünitemiz var. Burada da elektrostatik konusu var. Buraya da geçmişsindir. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Bakın artı artı iter arkadaşlar. Artı eksiyi çeker. Artı nötrü ve eksi nötrü de ne yapar? Çeker. Bir kere bunları bir bilmem lazım benim. Peki bir de burada gençler elektriklenme çeşitleri var. Yani ben nötr olan bir cismi elektriklendirebiliyorum. Nasıl elektriklendirebiliyorum? Ya iki tane cismi bakın birbirine dokundurmam lazım. Yani temas ile. Bakın temas ile ne demek? Temasını ikiye ayırıyoruz bakın. Sürtünme ile arkadaşlar. Sürtünme ne demek? Yani sen şunu alıyorsun mesela, şöyle kaza sürtüyorsun. Hani bu ne yapıyor? Elektrikleniyor bakın. Bu sürtünme ile elektriklenme. Peki nasıl oluyor? Ne bilmemiz lazım? Arkadaşlar şimdi bakın. Sürtünen iki tane cisim olacak burada. Sürtünen iki tane cisim var. Başlangıçta nötr olacaklar. Sürtüldüğü zaman şimdi şöyle bir şey vardır. Maddenin artı veya eksileri var ya hani içerisinde. Bu nötrse bakın bunun içerisinde ne var? Böyle artı ya da eksiler var. Bakın şöyle yazalım. Artı ve eksiler var. Eksiler hareket eder gençler. Artılar hareket etmez. Şimdi maddenin cinsine göre diyelim ki ya K'dan L'ye ya da L'den K'ya bakın ne geçecek burada? Elektronlar yani eksi yükler geçecek. Diyelim ki bu tarafa doğru eksi yükler geçince o zaman burada ne kaldı biliyor musunuz? Artılar kaldı. Biz yükü de şöyle Q harfiyle gösteriyoruz. Bu tarafa da eksiler geldi bakın. Bu tarafa da eksiler oluştu. Sürtünmede şunu bilmeni istiyorum. İki cisim birbirine sürtüldüğü zaman bir tanesi artı bir tanesi eksi yüklenir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki dokunma olduğu zaman ne yapacağız? Bundan da arkadaşlar mutlaka çıkacaktır. O zaman arkadaşlar biraz sonra örnekleri göstereceğim. Yarı çaplar oranında dağılır. Mesela şöyle söyleyelim. Diyelim ki arkadaşlar bunun yükü artı 3Q. Bunun yükü de artı 3Q diyelim. Bunları birbirine dokundurursak acaba son durumda yükleri kaç olur? Yapacağım şey şu. Önce yükleri topluyoruz. Kaç oldu? 6Q. Güzel. 6Q arkadaşlar toplam yarı çapa bölüyoruz. Yani 1R başına düşeni buluyoruz. Kaç çıktı buradan? 2 mi çıktı? Pardon 3Q çıktı. Demek ki R olan 3Q, bir dakika bir yerde bir yanlış yaptık arkadaşlar. 3 de 6 dedik. Şu yarı çapı yanlış yazmışız. 6 bölü 3'ten şurası bakın şurası kaç çıktı? 2Q çıktı. Demek ki R olan 2Q kadar yüklenirken 2R olan bakın 4Q yükleniyormuş. Yani yarı çapla çarpıyoruz. Biraz sonra örnekle detaylı göstereceğim. Ama şunu bil, dokunmadan önce bakın 3 daha 6 7 ya, dokunduktan sonra da toplam 6 oluyor. Yani toplam yükte bir değişme olmamış oluyor. Peki bir de etkiyle elektriklenme var. Ne demek bu? Diyelim ki bakın şurada artı yüklü bir isim var. Şurada da arkadaşlar nötr olan bir isim var. Yani etki demek yaklaştırma demek. Nötr olan bir isim varsa hani bir isim nötrse içinde artı ve eksiler aslında eşit sayıda var demektir. Peki ben buraya artı yüklü isim yaklaştırırsam ne olacak biliyor musun? Artı buradaki arkadaşlar eksileri çekecek ama artılar da bu tarafta kalacak. Bakın görüyor musunuz? Bir taraf eksi bir taraf artı yüklenmiş oluyor. İşte bu şekilde 3 tane elektriklenme çeşidi var. Bunlardan bize soru soracak. Peki gelelim biraz şimdi antrenman yapalım. Yazılıda öğretmen ne sorar ve ne sorular çıkar? Arkadaşlar şimdi bakın. Örnek bir tane maddenin sıcaklığı 50 dereceden 15 dereceye düşmüş. Hemen şöyle bir grafiğini yapalım mı? Sıcaklığı T ile gösteriyoruz demiştik. Bakın 50 derecedeymiş. 50'ymiş. Kaça düşmüş arkadaşlar? 15'e düşmüş. Bakın 50'den 15'e düşmüş. Peki ne kadar düşmüş? Veya bu madde ısı mı almış, ısı mı vermiş? Şimdi bakın gençler, sen bir maddeye, bakın gene şu çayı göstereyim. Ben bu maddeye ısı verirsem, yani ocağın üstüne koyup buna ısı verirsem ne olur? Sıcaklığı artar. Peki böyle bekletirsem burada ne oluyor arkadaşlar? Aslında bu bakarsanız dışarıya ısı veriyor. Isı verdiği zaman da sıcaklığı azalır. O zaman bunun sıcaklığı azalırsa ısı almamış, ısı vermiş demektir. Isı vermiştir. Bakın burası doğru. Maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi azalır. Arkadaşlar kinetik enerji demek bunun sıcaklığı demektir. Yani bir madde atomlardan oluşuyor ve atomlar ne yapıyor? Bakın titreşim hareketi yapıyorlar. Dolayısıyla bir madde soğurken onun kinetik enerjisi azalıyor. Isınınca da kinetik enerjisi artıyor. Bakın soğuduğu için azalmıştır. Bakın burası doğru olacak. Sıcaklığı 35 derece azalmıştır. 50'den 15'e ne kadar azalmış? Evet değil mi? 35 azalmış. O zaman 3'ü de doğru oldu. İşte bunları böyle yorum olarak veya boşluk doldurma olarak arkadaşlar sorabilir. Gelin bakın ısı ve sıcaklık arkadaşlar biz günlük hayatta bakın bunu aynı şey gibi kullanıyoruz ama arada fark var. Hatta arada dağlar kadar fark var. Peki ne fark var? Sıcaklık arkadaşlar termometreyle ölçülür. Hani termometre var ya sıvı termometre gibi burası doğru. Biz yanlış arıyoruz.
Peki ısı neyle ölçülür? Arkadaşlar ısı kalorimetre kabıyla ölçülür. Bak bunu aklına yaz. Sıcaklık termometre, bunu biliyorsun zaten. Isı da kalorimetre kabıyla ölçülür. Peki sıcaklık maddenin ortalama. Bakın arkadaşlar sıcaklık lafını duyduğun zaman burada ne olacak? Ortalama olacak. Hatırlarsan bir de iç enerji vardı. İç enerji de toplam enerji diyecektik. Burası dolayısıyla doğru. Bunu da geçelim. Isı sıcaklık. Isı demiş arkadaşlar, sıcak cisme soğuk cisme aktarılan enerjidir. Evet bakın ısı dediğimiz arkadaşlar ısının tanımıdır bu. Burası doğru. Sıcak bir cisim var, soğuk cisim var, sıcaktan soğuğa aktarılan enerji ediyoruz. Sıcaklığı sıfır olan maddenin iç enerjisi sıfırdır. Arkadaşlar sıcaklığı sıfır olan bir maddenin de iç enerjisi vardır. İç enerji ne demek? Bakın şu kalem atomlardan oluşuyor ve bu atomlar titreşim hareketi yapıyorlar. Peki hocam sıfırda da yapıyorlar mı? Evet sıfırda da yaparlar arkadaşlar. Eksi 10'da da yaparlar. Eksi 20'de de yaparlar. Yani o da bir sıcaklıktır sonuçta. Sıfır derece olan bir şeyin iç enerjisi arkadaşlar sıfır değildir. Burası yanlış olacak. Ve ısı enerjisinin birimi kalorileri de doğru. Sıcaklığın birimi nedir peki? Sıcaklığın birimi de arkadaşlar santigrat derece olabilir. Fahrenheit olabilir. Burada bakın Denizli yanlış oldu. Peki bir de doğru yanlış yapalım seninle beraber. Bakın sıcak maddenin molekülleri soğuk maddenin moleküllerinden daha hızlı titreşir. Dedik ya her madde bakın atomlardan oluşur. Bu atomlarda arkadaşlar sürekli o titreşim hareketi yaparlar. Bu titreşim hareketi de sıcaklık arttıkça daha çok titreşir. Sıcaklık azaldıkça daha az titreşir. Dolayısıyla sıcak maddelerin molekülleri arkadaşlar daha hızlı titreşir. O zaman buraya ne diyeceğiz bakın doğrudur diyeceğiz. İki sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji. Bunu ben bekliyorum bakın. Buradan arkadaşlar böyle bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Burası da bakın doğru. Sıcaklık farkı yoksa ısı transferi olmaz. Yani bu şu demek. Diyelim ki burada 60 santigrat derece bir cisim var. Buna temas ettirdim. Başka bir 60 derece cismi temas ettirdin. Nereden de ısı geçiyor olur? Olmaz. Bakın sıcaklık farkı yoksa bu transfer de olmaz. O zaman ne oldu? Bakın üçü de doğru oldu. Peki şöyle bir eşleştirme yapalım. Böyle bir şey de çıkabilir olduğu için ben buraya en çok çıkabileceğini düşündüğüm sorulara koydum sevgili gençler. Şimdi bakın metal termometre, sıvı termometre ve gazlı termometre var. Bunların özellikleri neydi arkadaşlar? Metal termometre çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Sıvı termometre biraz da ortalama hani günlük hayattaki sıcaklığı ölçen hani evimizde bile bazen duvarımızda bile belki vardır. Gazlı termometre de arkadaşlar bu da çok düşük sıcaklıkları ve hassas ölçüm yapmaya yarar. Peki metal termometreyle bunlardan hangisi ölçülebilir? Değil mi? Şuradaki 2000 derece ölçülebilir. Sıvı termometre arkadaşlar biraz daha günlük hayattaki 70 derece mesela sıvı termometre ölçebilirsiniz. Ama gazlı termometreyle bunları ölçemezsin. Gazlı termometre eksi 50 derece arkadaşlar ancak gazlı termometreyle ölçülür. İşte bunu da bu şekilde eşleştirebiliriz. Böyle bir soru açıkçası bekliyorum. Hani ben buraya Kelvin koydum ama Kelvin koymaz. Santigrat koyar başka bir şey koyar. Arkadaşlar bir denklem vardı yani dersin başında yazdığım. İşte onlar arasındaki dönüşüm bize sorabilir. Ben şimdi ne yapmışım burada? Bakın Kelvin ile Fahrenheit arasında bir dönüşüm sormuşum. Hemen o uzun denklemdeki orayı almam lazım. Bakın neydi? Kelvin eksi şöyle yazalım arkadaşlar. Kelvin eksi 273 bölü 100 eşittir F eksi 32 bölü 180. Bakın denklemimiz buydu. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Hangisini vermişse onun yerine koyacaksın. Yani şuradaki bakın Kelvin'i vermişse Kelvin'i alıp arkadaşlar burada yerine koymamız lazım. Peki 273'ten çıkartırsam 373'ü bakın kaç kalır? 100 kalır. 100'ü de 100'e bölersem buradan da arkadaşlar 1 kaldı değil mi? Yani şöyle mi oldu? 1 eşittir F eksi 32 bölü 180 oldu. İşlemi de dikkatli yapalım burada. İşler dışarı çarpımı yaparsak ne oldu bakın? F eksi 32 eşittir 180 oldu. Bu 32'yi de buraya artı 32 olarak atarsak F eşittir 212 oldu arkadaşlar. Ha, bu ne demektir? Demek ki bakın 373 Kelvin 212'ye karşılıkmış. Yani bunların birbirine cinsinden dönüşümünü soruyor. Böyle bir soruda açıkçası beklemeliyiz. Peki termometrede gençler bir de şöyle bir şey sorabiliyor. Hani o C bölü 100 F eksi 32 dedim ya o sıkıcı denklemi bir kenara bırakıyor. Şöyle bir X ve Y termometresi diyor. Mesela iki tane termometre var. Bunlar arasındaki bakın dönüşümü soruyor bize. Bu ne demek? Yani şimdi bakın şurada eksi 20 burada 10 falan demiş. Tamam. Sonra bize diyor ki bakın X termometresi de 30X değeri. Yani X termometresi 30X değeri nerededir? Şurada bir yerde midir? Hani şurada bir yerde 30 diyelim istersen. İşte bunu da böyle biraz daha şöyle uzatırsak. İşte buradaki arkadaşlar şu 30X değeri işte burada kaça karşılık gelir? Hani bu da Y'ye. Y eşittir nedir diyor. Hani böyle bir değer soruyor.
Peki sen bunu nasıl yapacaksın? Arkadaşlar üçgenlerdeki benzerliği kullanacağız. Nasıl yani? Bakın gayet basit. Şurada bir tane üçgen var bak, görüyor musun? Bak şurada bir tane büyük üçgen var. Bir de şurada bir üçgen var. Hani şu üçgeni ben bir daha şöyle bir çizersem, bakın şurada şöyle bir üçgen var, görüyor musun? Böyle. Peki üçgenlerde şöyle bir şey vardı, hatırlar mısın? Hani şu sivri uca kalemi koyduğumuzda benzerlikte bunun buna oranı, bunun buna oranıydı. Hani böyle bir şey vardı, hatırladın mı bunu? Evet. Veya şöyle de yapabiliriz. Bunun buna oranı, bunun buna oranı. Hani böyle de yapabiliriz. O zaman bunu gel senle beraber yapalım. Şimdi bunun buna oranı nedir arkadaşlar? Şurası eksi 20 ama büyüklük olarak alacağız. 20'nin, bak 20'nin bunun buna oranı demiştik. 20'nin 10'a oranı eşittir. Bir de büyük alıyorsun. Buranın buraya oranı. Peki burası kaç? 20 buradan. Y de buradan. Bak dediğim gibi eksi almıyoruz. Artı olarak alacağız arkadaşlar. Büyük de alıyoruz çünkü. 20 artı Y'nin burası kaça oranıymış? 30'a oranıymış. İşte bakın böyle bir işlem yapacağız. Bu işlemi nasıl yaparız? Şöyle yapalım mı? Bunu bununla bir götürelim arkadaşlar. Bakın şunu oranlayalım. 2 bölü 1 olsun. Burada son içler dışlar çarpımı yapalım. Bununla bunu çarparsam bakın burası ne oldu arkadaşlar? 20 artı y oldu. Eşittir. 30'la da 2'yi çarparsam 60 oldu. Bunu bu tarafa atarsak y eşittir 40 oldu. Ha demek ki bakın burada 30'a karşılık işte burada 40 değerini arkadaşlar gösterecekmiş. Biraz karışık gibi duruyor ama şunu başa al bir daha izle. Çünkü böyle bir şey çıkabilir. Aslında çok da zor bir şey değil. Peki bir soru daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir maddenin, bakın bu tanımdır arkadaşlar. Bu ne olduğunu şimdi bir söyleyelim. Şimdi şu formül vardı ya, şuradan aklına gelsin. Yani Q eşittir MC delta T dedim. Yani bunu 10 kere bir söyleyeceğiz ki aklımıza kalsın. Şimdi bakın bu şu demek. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını, 1 gramı sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı miktarı ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar? C oluyor. Yani C'nin adı da nedir? Bunun adı da bakın öz ısıdır arkadaşlar. Öz ısı. Peki öz ısı ne demektir? Arkadaşlar öz ısı bir kere maddenin cinsi demektir. Yani bakın öz ısısı büyükse sıcaklığı az artar. Öz ısı küçükse sıcaklığı çok artar. Yani öz ısısı fazla olan bir maddeyi ısıtmak biraz daha zordur gibi diyebiliriz. Yani öz ısı deyince sen küçük c ile gösteriyoruz diyebileceksin. Ve arkadaşlar öz ısı maddenin cinsine bağlıdır diyeceksin. Ve bu tanımı gördüğün zaman buna öz ısı diyeceğiz. Peki öz ısı ile ilgili arkadaşlar demesi ki skaler bir büyüklüktür. Bunların yönü yoktur, burası doğru. Madde için ayırt edici bir özelliktir. Evet bakın burası da doğru. Ve ne ile gösterilir? C harfiyle gösterilir. Yani öz ısı da ne demektir arkadaşlar? Şu Q eşittir MC delta T'deki işte şu C. Bakın bunun adı öz ısıymış ve madde için ayırt edici bir özellikmiş. Peki bir de şöyle bir eşleştirme yapalım. Bakın bu tarz sorular karşımıza geliyor. Ben de buraya böyle bir örnek koydum. Peki arkadaşlar ısı. Bakın ısı ne demek? Yani şöyle formülü ben yine bir daha bir yazayım. Hani Q eşittir MC delta T ya. Şuradaki ısı demek arkadaşlar Q demek. Bunun birimi sevgili gençler. Bunun birimi ısı diyelim. Isının birimi ne oluyor bakın? Kalori oluyor. Joule'la gösteriyoruz kısaca. Veya Joule oluyor bakın. Joule de olursa o da olur. Peki öz ısı nedir? Burada C'dir. Arkadaşlar C'nin de şuradan bakın aklınıza gelsin. Şuradan C yalnız bırakırsan ne oluyor biliyor musun? Q eşittir MC delta T'de Q bölü M çarpı delta T oluyor. Yani ezber olmasın diye gösteriyorum. Q'nun birimi bakın nedir? Kaloridir bölü. M'nin birimi çözüler gramdır. Bunun birimi de santigrat derecede. O zaman hangisi oluyor? Bakın öz ısı bu oluyor. Gördünüz mü? Bu şekilde aklında tutabilirsin. Peki ısı sahası ne demek arkadaşlar? Onu da bir söyleyelim. Bakın şuradaki C'nin adı neydi? Öz ısıydı. Peki şuradaki M ile C'nin adı da ne oluyor biliyor musun? Burası da arkadaşlar ısı sahası oluyor bakın. Isı sahasını bize sorarsa işte M çarpı C diyeceğiz. Bunu yalnız bırakırsak Q bölü delta T yani kalori bölü santigrat derece olacak gençler. Birim olarak da öğretmenler biliyorsun çok soru soruyor. Bu karşımıza çıkabilir. Peki gelelim arkadaşlar. Burada bakın böyle bir grafik verir. Açıkçası böyle bir şeyi ben sınavda bekliyorum sevgili gençler. Bunu hoca sorar diyorum. Böyle bir grafik vermeyi çok seviyorlar. Buradan öz ısı veya ısı sahasını soruyorlar. Peki nasıl yapacağız? Gayet basit. Bizim Q eşittir MC delta T formülümüz yok mu? Oradan gideceğiz. Hemen formülü istersen şuraya bir yazalım. Q eşittir MC delta T dedik arkadaşlar. Evet bunu yazdık. Şimdi önce K'dan başlayalım. Bakın arkadaşlar K buradan başlamış. Burada bitmiş görüyor musun? Q sütuna bakarsam ne kadar bu? 3Q eşittir. Bu arada bana neyi soruyor? Isı sahasını soruyor. Yani ısı sahası ne demek arkadaşlar? MC demek küçük C ama biz bunu büyük C ile gösteriyoruz. Tamam mı? Bak böyle gösteriyoruz. Ya dolayısıyla ben bunu Q eşittir MC delta T'yi de şu C olarak göstereceğim.
3Q eşittir CK çarpı delta T. Yani burası ne kadar olacak? 3T olacak. O bir dursun, onu yaparız. Veya istersen şöyle yapalım. Şu üçler birbirini götürsün. Yani CK buradan kaç çıktı arkadaşlar? 1 mi çıktı? 1 çıktı. Bir de gelelim CL'ye. Bakın L de arkadaşlar burada başlamış, burada bitmiş, görüyor musunuz? Bu ne kadar ısı almış? Bu da 3Q kadar ısı almış. Buna da ben ne diyeceğim? CL diyeceğim. Çarpı sıcaklık artışına kadar bakın. T. Peki bu eşitliğin sağlanması için bunun kaç olması lazım? Bunda bakın 3 olması lazım. O zaman bana CK bölü CL'yi soruyor. Cevap da bakın buradan ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 olarak çıkmış oldu. Bakın çok basit bir grafik. Yani şu Q eşittir CL delta T, MC delta T. Birkaç kere gençler soruda karşımıza çıkar. Şimdi bakalım. İki tane bakın burada X ve Y maddeleri varmış arkadaşlar. X ve Y varmış. Bunlara tabii ki alttan ne veriyoruz? Ocakla biz ısı veriyoruz. Isı. Verdiğimiz ısıya da bakın QX ve QY demiş. Evet. Peki başka ne vermiş bakın bilgi olarak? Isı sahaları. Hemen formülü bir daha yazalım mı? Bakın bu formülü bana görüyor musun? Ne kadar çok lazım? MC delta T sevgili gençler. Q eşittir MC delta T. Ama şunu sadece C olarak göstermişiz. Yani ısı sahası. O zaman burayı biz ne diyeceğiz? 2C. Burayı da bakın 3C'yi gösterdik mi? Tamam. Sıcaklıkta da 20 ve 40 artıyormuş. O zaman hemen şuraya bir yazalım. QX eşittir diyorum bakın. C çarpı delta T. Yani ne kadar? 20. Bir de Y'ye geliyorum. Bakın Y eşittir arkadaşlar. Onda ne demişiz? Şurayı bu arada burası 2C'ymiş. Şurası da 3C olacak. Çarpı bu da ne kadar oldu? 40. Bunları bana oranlamamı istiyor. Çocuklar oranlamayı yaparken bakın şuradaki C'ler birbirini götürür. Şu 20 ile 40 da birbirini götürürse kaç olur burada? Burada 1, burada 2 mi kalır? Hatta şuradaki 2 ile şu 2 de götürürse bu 1 olur. Sonuçta cevap olarak bakın buradan ne çıktı? Sonucumuz arkadaşlar 1 bölü 3 çıktı. Tamam bakın işte bu şekilde çok zor değil ama Q eşittir MC delta T görüyor musunuz? Bana ne kadar lazım? Peki arkadaşlar bir de şu süblimleşme falan şununla ilgili bir soru yapalım. Bu tarzı bir soru beklediğim için açıkçası nokta atış sorularını buraya koydum. Şunları iyice bir izlersen, bir daha bir tekrar izlesen olay tamamdır. İnşallah yazılıda güzel bir not alacağız. Boş bırakılan yerlere arkadaşlar koyacağız. Hangisi getirilmez? Yani bir tanesi açıkta kalacak. Bakalım şimdi sıvı haldeki bir maddenin, bakın sıvıdan arkadaşlar sıvıdan gaza geçiyor. Yani mesela bu sıvı halde ya şu anda. Bu sıvıyı gaz haline getirmek için ne yaparım? Ben ısıtırım. Isıttığım zaman gaz haline geçmeyi sence bunlardan hangisi derim? Arkadaşlar ne dersiniz? Değil mi? Buharlaşma derim. Bakın buraya o zaman ne gelecek? Buraya ne gelecek arkadaşlar? Buharlaşma gelecek. Buharlaşmayı koyduk. Tamam şunu da dosyayı eledik. Peki katı haldeki bir maddenin doğrudan gaz hale geçmesi. Arkadaşlar bakın buraya örnek olarak biz naftalini veriyoruz. Naftalin diye bir şey var. Yani muhtemelen günlük hayatta hiç görmedin. Naftalin diye bir şey var arkadaşlar. Boyu koyuyorsun ya. Bir süre sonra buharlaşıyor. Ama bir şey buharlaşırken hani buz koyarsan buz da buharlaşır ama önce ne olur? Önce buz sıvıya döner sonra gaza döner. Ama bu öyle olmuyor. Direkt katıdan gaza dönüyor. İşte buna da bakın ne diyoruz arkadaşlar? Süblimleşme diyoruz. Bakın garip bir ifade. Ama bu ifade bir karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Süblimleşme demekmiş. Demek ki bakın nereden? Katıdan direkt olarak arkadaşlar gaza geçiyorsa bunu süblimleşme diyoruz. Peki gaz haldeki bir maddenin plazma haline geçmesi ne deniyorduk? Söyle. Değil mi? Çok güzel. İyonizasyon diyoruz arkadaşlar. İyonizasyon. Çok günlük hayatta kullanmaz bu ifade. Peki gaz haline bir maddenin doğrudan katı hale geçmesine ne diyeceğiz? Evet değil mi? Onu da arkadaşlar bakın. Kırılaşma. Görüyor musun? Bak buna da kırılaşma diyeceğiz. Burada ne çıkmadı? Yoğuşma çıkmadı. Peki yoğuşma ne demekti arkadaşlar? Gazdan sıvı hale geçmeye de yoğuşma diyorduk. Bu burada karşımıza çıkmadı. Peki şu soruya geçmeden önce bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazen bir maddenin, bakın şurada bir katı bir madde olsa mesela şöyle bir buz olsa. Tamam bir buz olsa. Buza ben ısı verirsem ne olur? Ne olur arkadaşlar? Zamanla buradaki buz erimeye başlar ve etrafında şöyle su tabakası falan oluşur. Ve biraz daha ısı verirsem bu ne olur arkadaşlar? Tamamen suya dönüşür. Ve biraz daha ısı verirsem artık ne olur? Bir gaz olayına dönüşür. Peki bu sayede bir maddenin bakın şöyle söyleyelim. Sıcaklık ısı grafiğini çizersek çocuklar.
Yani bir madde bakın buz halde olması için ne olması lazım? Eksi bir derece. Mesela diyelim ki eksi 20 derecede olması lazım. Biz bunu ısı verirsek arkadaşlar sıfıra gelir değil mi? Sıfırda erir. Sıfırdan sonra ısı verince bakın bir miktar yatay olarak gidiyor. Bunu ısı verirsek kaça kadar arkadaşlar su çıkabilir? 100 dereceye kadar sevgili gençler çıkabilir. 100 derecedeki suyu kaynatınca gene böyle bakın bir hal değiştirir. Ondan sonra gazı da ısırsak bakın bu şekilde yukarı çıkabilir. Şimdi burada bakın şöyle. Burada aldığı ısıya Q1, Q2, Q3, şuraya Q4 ve buraya da arkadaşlar Q5 dersek. Şimdi şurada bakın yukarı doğru çıkanlar yani Q1, Q3 ve Q5 var ya. Buralarda arkadaşlar işlem yapmak gerekirse az önce söylediğimiz Q eşittir MC delta T formülünü kullanıyoruz. Yani kel maci diyoruz. Ama şuradaki gibi bakın şöyle söyleyelim. Şuradaki yataylarda işlem yapmak gerekirse Q2 ve Q4'te arkadaşlar işlem yapmak gerekirse Q eşittir ML diye bir işlem yapıyoruz. Yani bu ne demek hocam? M zaten bu suyun kütlesi. L de arkadaşlar bir sabit bir değer. Bunu bize verecek tabii ki. L değerini verecek. Ona göre bir işlem yapacağız. Bununla ilgili de bazen işlemler yapmamız gerekiyor. Peki buraya gelirsen arkadaşlar bakın bu bir yorum sorusu. Şöyle yapacağız. Bakın şurada bir kabımız var görüyorsun. Burada bir kabımız var. Burada bir kabımız var. Yarıya kadar dolu. Hepsi bakın yarıya kadar arkadaşlar bunların hepsi nedir? Suyla doluymuş. Bunlar ne yapacakmışız bakın. Üst tarafında dolana kadar şuraya kadar arkadaşlar diğer yarısına dolana kadar buraya bir su koyacakmışız. Bakın şuraya bir su koyacakmışız. Ama kaç derecede su koyacakmışız ve şu anda ne kadar kaç derecedeymiş bu? Bakın şurası arkadaşlar 10 derecedeymiş. 10 derece. Burası bakın 30 derece. Burası da bakın 20 derecedeymiş. Görüyor musunuz? Bu kadarmış. Ve üstüne ne kadar su koyuyormuşuz arkadaşlar? Buraya bakın 20 derece. Buna da 20 derece. Buna da arkadaşlar 20 derece diyoruz. Peki bunların denge sıcaklıkları ne olur diyor. Şimdi bakın önce ortadan başlayalım. Şimdi sevgili gençler. Bakın bunun miktarı ile bunun miktarı eğer eşitse maddenin cinsi de aynı. Burada biz ne diyeceğiz biliyor musun? Bunların direkt aritmetik ortalaması kadar olacak diyeceğiz. Yani ne kadar oluyor? Bunları topla 50 bölü 2'ye 25 olacak. Bakın bunun denge sıcaklığı ne kadar olacaktır? Şuraya yazalım. Burası arkadaşlar 25 santigrat derece olacak. Yani şuradaki kap. Görüyorsun şunu şuraya yazdım. Peki buraya gelelim. Bu zaten 20-20 olduğu için arkadaşlar burada bir zaten ısı alışverişi olmayacak. Burası da ne olacak? Bu da zaten 20 derece olacak. Miktara bakmayız. Peki buraya gel şimdi. Bunların ortalaması ne kadar? 20 ile 10, 30 bölü 2'ye 15 mi? Aslında bunun gibi olsaydı bakın miktarları eşit olsaydı arkadaşlar burası 15 olacaktı. Ama bu 15 olmayacak. Miktarı daha fazla olana yakın olacak. Yani bu ne olacak biliyor musunuz? 15 ile 20 arasında bir değer olacak. Yani 16-17 falan olacak. Yani sonuç olarak bunları bir sıralarsak sonucumuz ne oldu bakın? Sıcaklığı da biliyorsun T harfiyle gösteriyordu. Bakın M'nin sıcaklığı. Pardon yanlış oldu. L'nin sıcaklığı bakın büyük olacak. Daha sonra M'nin sıcaklığı olacak. Oradan da arkadaşlar K'nın sıcaklığı olacak. İşte böyle sıralayacağız. Bence bu da çok güzel bir soru olabilir. Sınavda çıkması adına. Peki arkadaşlar bir de gelinleşmeye ilgili bir soru yapalım. Şimdi bakın şu lafımı güzel dinle. Şimdi arkadaşlar bir maddeyi ısıtırsanız bakın bu büyür, gelinleşir. Ama bütün boyutları büyür. Yani herhangi bir boyutun küçülmesi mümkün değildir. Yani sen bir maddeyi ısıtınca bir yeri küçülmez. Her yeri büyür. O yüzden arkadaşlar buradaki hangileri değişimi için ne söylenir diyeceğiz. Bundan arkadaşlar üçü de artar. Peki hocam ne zaman azalır? Arkadaşlar soğutursan azalır. Bakın sıcaklığını artırıyorsun ya daha sıcak bir ortama, sıcaklığı daha fazla olan bir ortama götürüyorsun. Sen bunu sıcaklığını artırırsan bu şekil ne olursa olsun arkadaşlar sıcaklığı artar. Sıcaklığı artarsa boyutları artar. Eğer sıcaklığı azalırsa da bütün boyutları azalır diyeceğiz. Peki gençler bir de şurada bir soru var ki gene çıkacağını düşünüyorum. O yüzden buraya koydum. Metal çifti diye bir şey var arkadaşlar. Bakın metal çifti şu demek. Şu örnek üzerinde ben mevzuyu sana anlatacağım. Şimdi birbirine perçinli. Yani perçin demek arkadaşlar bunları birbirine yapıştırmışız. Çok sıkıca yapıştırmışız. Bunlar birbirine aşamıyorlar, gidemiyorlar. Ve eşit boylu ve doğrusal. Bakın bu önceden aslına bakarsanız şöyle bir şeymiş. Bakın bu böyle bir şeymiş arkadaşlar. Burası nedir? Burası X, burası Y'ymiş. Görüyor musun? Bu ısıtılmadan önce böyleymiş. Bu da böyleymiş. Bunu da böyle bir çizelim isterseniz. Hangisi? Şurası Z'ymiş. Şurası bakın Y'ymiş. Görüyor musun? Isıtılmadan önce böyleymiş arkadaşlar. Isıtınca bu hale almışlar. Sıcak bir ortama götürünce bu hale almışlar. Peki niye böyle bir şey olmuş? Niye yamulmuş?
Şimdi bakın şunu soracağım ben şimdi sana. Bu ısıtılmadan önce X ve Y ne der arkadaşlar? Eşit boyda. Peki şimdi eşit boyda mı? Hayır. Hangisi büyük? Bakın Y daha büyük. O zaman bu şu demektir. Yani ısıtılınca arkadaşlar bu yamuluyor ama uzama katsayısı her maddenin aynı değil. Bakın yani genleşme katsayısı diyoruz biz buna. Bu her maddenin arkadaşlar genleşme katsayısı yani genleşme özelliği birbirinden farklıdır. Peki şimdi sen bakarsan bunların ikisini de ısıtmışım. Peki hangisi çok uzamış arkadaşlar? Y daha fazla uzamış. Dışta olan daha fazla uzamıştır. O zaman burada diyeceğiz ki demek ki Y'nin genleşme katsayısı X'ten daha büyüktür. Yani genleşebilme özelliği daha büyüktür diyeceğiz. Burada bunu söyleyeceğiz. Peki buraya bakarsak bakın önce gene aynı boydalarmış. Ama ondan sonra ikisinde bakın boyu uzamış. Peki hangisinin boyu daha fazla uzamış? Bakın dışta olan yani Y'nin boyu daha çok uzamış. Demek ki Y de arkadaşlar kimden? Bakın Z'den daha fazladır genleşme özelliği. Yani Y X'ten büyük görüyor musunuz? Y Z'den de büyük diyeceğiz. Çünkü ikisi de ısıtılmış. O zaman hangisi doğrudur diyor. Bakın X materyalinin genleşme katsayısı X diyor arkadaşlar. Y'den X'in genleşme katsayısı Y'den büyüktür diyor. Ama tam tersi olmayacak mı? Burası yanlış. Y'nin genleşme katsayısı Z'den büyüktür diyor. Bakın evet Y'nin genleşme katsayısı Z'den büyüktür dedik. Z de arkadaşlar X'ten büyüktür diyor. Şimdi buraya ben bir soru işareti koyacağım. Çünkü burada Y X'ten büyük. Y Z'den büyük ama X ile Z arasında bir yorum yapamayız. Hangileri doğrudur diyorsa burada kesinlikle doğru olan bakın 2 numaradır diyeceğiz. Peki elektrikle ilgili bir soru çözeceğim. Bakın iki tane madde varmış ve bunlar nötrmüş arkadaşlar. Bunları alıp birbirine sürtüyormuşum. Son yükleri ne olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın bu nötrse bunun içinde artı ve eksiler eşit sayıda var. Burada da artı ve eksiler eşit sayıda var. Bunları birbirine sürttüğümüz zaman eksi yükler dediğim gibi bir yerden bir yere arkadaşlar eksi yükler hareket eder. Unutmayın artı yükler hareket etmez. Şimdi diyelim ki buradan buraya eksiler geçtiyse peki nasıl bileceğiz hocam? Buradan buraya buradan buraya. Bakın şunu da bilin arkadaşlar. Eğer bir ebonit çubuksa şimdi ebonit bir çubuk var ve başka yün bir cisme sürtülüyor olabilir. Veya arkadaşlar veya şöyle söyleyelim. Cam bir çubuksa cam bir çubuk bir şeye sürtülüyor olabilir. Sürtünme sonucunda şunu sorabilir bana arkadaşlar. Bakın ebonit E ile başlıyor ya. Ebonit çubuk arkadaşlar eksi yüklenir. Dolayısıyla otomatikman bu sürtüldüğü cisimde artı yüklenir. Camın içinde de A var bakın. Bu da arkadaşlar artı yüklenir. O zaman burası da bakın otomatikman ne yüklenir? Eksi olarak yüklenir. Bunu burada biliyoruz. Ebonit çubuk veya camı sorarsa işte böyle diyeceksin. Ama maddenin cinsini vermediyse buraya da buraya da eksi geçmiş olabilir. Mesela diyelim ki bu tarafa geçtiyse o zaman arkadaşlar burası eksi yüklendiyse bakın yarıçaplar burada yanıltıcıdır. Burası o zaman ne olacaktır? Artı yüklenecektir. Veya burası işte eksi 2Q yüklendiyse burası da artı 2Q yüklenecektir. Anlaştık mı? Yani şunu söyleyeceğim. Her zaman eşit yüklenirler ve ebonitse eksi, camsa artı yüklenir. Bakın oradan çağrıştıracaksın. E ile E ile başlıyor. Eksin E'si. Bunun içinde A var. Artı. Bunları da gençler gene bize sorabilir. Peki gelelim dokunmayla ilgili bir soru olsun bu da. İki cismi bakın arkadaşlar dokunduruyormuşuz. Dokundurmada yapacağın şey şu. Önce yükler toplanacağı kaç Q? 7 Q. Q daha kaç yaptı arkadaşlar? 8 Q yaptı diyeceğiz. Bölü diyeceğiz. Toplam yarıçapa böleceğiz. Bakın 3 R. R daha ne yaptı? 4 R diyeceğiz. Bunu bölersek arkadaşlar bundan ne kadar çıktı? 2 Q çıktı. Bakın bu 1 R başına düşen Q'dur. Şimdi bakıyorsun burada kaç R var? 1 R var. O zaman bunu ne yapıyorsun? Bunu arkadaşlar 2 Q diyorsun. Ama burada 3 R var. Bunun yeni yükü o zaman 3 ile çarpıyoruz bunu. Burası bakın ne oldu? 6 Q oldu. İşte böyle yeni yükleri demek ki bakın 2 ve 6 oldu. Görüyor musun? İşte bu şekilde arkadaşlar dokunma olayını da yapacağız. Evet yazılı çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Tabii ki biz derslerde çok daha detaylı bahsediyoruz ama burada tam nokta atışı ve yazılıda çıkabilecek yerlerden bahsettik. Sen tabii ki ikinci dönemin birinci yazılı videosunda bir izlemen lazım. Çünkü oralardan da sorular çıkar. Ödüllü sorumuzu da yapıp yorumları atıyorsun. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum sevgili gençler. Görüşmek üzere.